Unutulmaz eserleriyle Türk sinemasına yeni bir boyut kazandıran Ömer Lütfi Akat geçtiğimiz yıl 19 Kasım'da hayatını kaybetti. Bütün mesele soruyu sormaktı. 2 Eylül 1916 yılında İstanbul'da doğan Akat, 1938 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1942 yılında da İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nun maliye bölümünü bitirdi. Akat yönetmenlikten önce Halk Evlerinin çeşitli tiyatro oyunları için dekorlar hazırladı, oyuncu olarak sahneye çıktı. Tiyatro ve sinema yazıları yazan Akat, bey Sanat tatlı bir edebiyat dergisi de çıkardı. Sema filmde mali danışmanlık ve yapım yönetmenliği de yapan Akat, 1947 yılında Sefi Havairi'nin damga filmiyle yönetmenliğe başladı. 1948 yılında ilk filmi Vurun Kahpeye ile seyirciyle buluştu. Gerçekçi sinemanın öncüsü olan Akat, sade ama çarpıcı diliyle Türk sinemasına yeni bir çığır açtı. Halk masalları uyarlamaları ve polisiye filmlerle sürdürdüğü eserlerinde sinema dilini geliştirdi. Akat, Işıkla Karanlık Arasında ismiyle kaleme aldığı deneme biyografisinde Türk sinemasının başlangıç ve gelişim kesitlerini derledi. Türkiye'de sinema tekniği ve diline yeni bir anlayış getiren Akat Birçok senaryo ve belgesele imza attı. Türkiye'de ilk kez sinema dilinin kurallarına uygun filmler üretmenin onuru Lütfü Akat'ındır. Akat 1967 yılında Hudutların Kanunu filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi ikinci dram filmi ödülünü, 1968'de Vesikalı Yarın filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi ikinci film ödülünü, 1974'te de Düğün filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü aldı. Türk sinemasına yüzü aşkın filmi miras bırakan Akadı. Türk sinemasına yüzü aşkın filmi miras bırakan Akadı. Birinci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.